Çin Komünist Partisi hükümeti 2016 yılından beri Doğu Türkistan'da açık bir soykırım uyguluyor. Önce Doğu Türkistan'ı izole ederek başlayan bu soykırım, kitlesel gözaltılar, toplama kampları, yaygısız infaz, işkence ve diğer insanlık dışı uygulamalar, etnik ve kültürel asimilasyon, gözetim ve izleme, ailelerin ayrılması, çocuk kampları, zorlayıcı dil değişikliği, dini kısıtlamalar, zorla çalıştırma, doğum kontrol gibi yöntemlerle bugüne kadar devam ediyor. Günümüzde konunun en çok merak edilen yönlerinden biri ise Çinlilerin bu uygulamalarının arkasında yatan motivasyon. Çinliler Doğu Türkistan'da ilk defa soykırım uygulamıyor. Ellerine geçen her fırsatta Doğu Türkistan'ı Çinleştirmek için soykırımda dahil olmak üzere her yolu deniyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Çin ziyaretine 30 Ağustos'ta başladı. Radio France International Pekin'deki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını ve Güney Çin denizindeki gerilimleri örnek vererek Çin'in küresel güvenlik açısından sorumlu davranmasının önemine işaret eden İngiliz bakan ayrıca Çinli yetkililere soykırım altındaki Uygurların durumu ve Tibet'teki insan haklarına dair yükümlülüklerini hatırlattı. Hong Kong'un özel yönetim yapısının aşınmasına dair endişelerini dile getirdi. ABD Ticaret Bakanı Çin'e uyarıda bulundu. Bakan Çin'de iş yapan Amerikan şirketlerinin sabrının tükenmekte olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle Pekin'de görüşmeler gerçekleştiren ABD Ticaret Bakanı 3 Eylül Pazar günü çeşitli Amerikan televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu. Amerika'nın sesinin haberine göre bakan Çin'de faaliyet yürüten Amerikan şirketlerinin öngörülebilir bir çevre ve eşit şartlara sahip olmayı hak ettiğini kaydetti. Çin'in yavaşlayan büyümesi, azalan tüketici talebi ve yavaşlayan üretimi nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle yakın bağlı olan komşu ülkeleri içinde tehlike çanları çalıyor. Çin ekonomisinde yaşanan bozulmalar, ülkenin sıkı ticaret bağları olduğu diğer kıta ülkelerinin ekonomilerinde de etkili oluyor. Hindistan'ın Chandrayaan 3 uzay keşif aracının ayın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alındığı bildirildi. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada ayın o bölgesine güneş ışığının artık ulaşmadığı belirtilerek keşif aracı görevlerini tamamladı. Şimdi güvenli bir şekilde park edildi ve uyku moduna alındı ifadesine yer verildi. Dünyanın bir numarası amili kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu. Namal finale gelen Filenin Sultanları 2023 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Pelaris 12 salonunda oynanan tarihi maçta Ay Yıldızlar finalde son dünya şampiyonu Sırbistan'la kozlarını paylaştı.